Dikkat çekmeyemizin de malum. Babamın hakkı var Semihciğim. Yani iş dünyasında ya en size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ziya Hoca birini dövmüş. Ne? Yani aslında birini dövmemiş de adamın biri Ziya Hoca beni dövdü diye iftira atmış. Ne? Ya bu nasıl bir hocadır böyle? Başından vukuat hiç eksik olmuyor maşallah. Neyse canım, iftiraymış. İfadesini alır bırakırlar, tamam. Ya Ferruh, sen sussana ya. Ya ne dedim ben şimdi Güney? İftiraysa bırakırlar dedim. Ya evet, iftiraymış. İftira attığına emin miyiz Melisciğim? Çünkü iftira ettiği kişiye iftira etti dersek iftira etmiş olmaz mıyız? Allah, ben ne duyduysam onu söylüyorum Semihciğim. Ya bir dakika, Melis kim, niye iftira atmış? Ne isterler ki Ziya Hoca'dan? Ya tam olarak aslında anladığım şu. Ziya Hoca mahalledeki bir kızı korumak için bir adamı uyarmış. Adam da Ziya Hoca'ya gıcık olmuş, Ziya Hoca beni dövdü diye iftira atmış. Bir dakika, peki korumak istediği kızın adı Seval miymiş? Yok değil, şey şu mahalledeki doktor var ya, neydi onun adı ya? Betül, Betül. Betül mü? Betül yüzünden beni de dövecekti bu herif ya. Neredeymiş şimdi peki? Polisler götürmüş. Dedeciğim. Tamam, hele canlanma. İşin esasını bir anlayalım bakalım. Hele canlanma, tamam. Dede yardım et lütfen, kurtar Ziya'yı. Tamam kızım, yardım edeceğim. Tamam, hele canlanma. Tamam, bir dakika. Ünsal eniştemi arayacağım. Efendim Zehra. Alo enişte, Ziya'yı polisler almış. Hayır hayır, hiçbir suçu yok. Bir iftiraya maruz kalmış. Ziya kötü bir şey yapacak biri değil enişte. Lütfen kurtar onu. Tamam tamam tamam, bay bay. Zehra ne diyor? Sen merak etme Zehracığım, ben şimdi duruma el koyuyorum, içini ferah tut dedi. Hah, iş ona kaldıysa ferah tut. Ölme eşeğim ölme. Zehra, sen neden karakola gitmiyorsun acaba? Yani Ziya Hoca ile gerçekten evli olsaydın şurada bir saniye bile durmazdın. Çünkü sizinki sahte evlilik. Yeter yenge ya, böyle bir durumda bile hala konuşabiliyorsun. Yeter. Bana bak. Şu evde tutturduğun sahte evlilik, sahte evlilik diye. Ziya Hoca ile Zehra'nın evliliği nasıl sahte oluyor? Bir daha bu ağzından duymak istemiyorum sahte lafını. İyi ama... Ama ne ama? Ne aması be? Ne aması? Seni tüm arhaneye yatırmak lazım. Oradan akıllarını sınanacak. Yetti be. Bunu var ya... Konuşma! Size kanıtlayacağım. Konuşacağım. Hepinize göstereceğim. Hepinize kanıtlayacağım. Pişman olacaksınız. Nereye Allah aşkına? Nereye? Sana ne? Ah anne ya. Ben karakola gidiyorum. Bir durumu öğreneyim gidip de. Güvenmiyorum ha. Kardeşim. Ha. Ne yaptın? Ne yapayım oğlum? Bu gece burada kalacakmışım işte. Ne diyorsun oğlum sen? Şevket, Ünsal'a yakalanmadan buradan çıkmamız lazım. Acil bir plan düşünmemiz gerekiyor yani. Düşündüm yani. Ne yapacağız şimdi? Şimdi sen gidiyorsun bir yerden bir ankesörlü telefon buluyorsun. Tamam. Oğlum bu zamanda nereden bulacağım ben ankesörlü telefonu ya? Şevket, bir karşı gelme. Yap dediğimi işte ya. Bul bir yerden oğlum. Numarayı çaktırma. Ünsal'ı ara, söyle. Bir yerde olduğumu söyle, tamam mı? Oraya doğru yönlendir onu. Ondan sonra konuşalım.